Biz de Türk Eczacıları Birliği Başkanı ve Eczacı Erdoğan Çola soracağız. Bazı sorularımız var. Özellikle de hangi meslek grupları öncelikli olacak ya da öncelikli gruplar hangileri, onları merak ediyoruz. Şimdi bağlanalım. Sayın Başkan, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Şimdi bu yapılan açıklamalar büyük bir ihtimalle sizlerin de çok dikkatini çekiyordur. Çünkü artık aşıdan bahsetmeye başladık en azından. Yani tünelin ucunda bir ışık görünmüş gibi bir duygu oluştu bizde. Bilmiyorum, siz de aynı duyguyu taşıyor musunuz? Tabii yani Türkiye geçen seneler diyelim, biliyorsunuz önce Çin'de, sonra Mart ayında bize geldi. Yaklaşık üstünden bir yılı aşkın bir süre geçti. Tabii tüm ülkeler, yaklaşık 100'ün üstünde ülke bu COVID ile ilgili özellikle bir ilaç geliştirebilir miyiz noktasında çaba sarf ettiler. Evet. Ama ilaç gelişimi biraz meşakkatli ve uzun soluklu bir iş. Onun için aşı çalışmaları daha çok ağırlık kazandı. Ve şu anda da 15'in üzerinde aşı ile ilgili artık faz 3 aşamaları noktasında bir yerdeyiz. Birkaç aşı ile ilgili de faz 3'ü de tamamlayıp artık normal faz 4'e geçip insanlarda kullanabileceğimiz noktaya geldik. Tabii ki bu sevindirici. Yani bir taraftan korkunç bir salgın var. Öbür taraftan da bunu önleyebilecek bir aşı elde edilmiş vaziyette. O yüzden bir anlamda sorun bir parça da olsa çözülme aşamasına gelmiş diye bakıyoruz. Çünkü şöyle bir şey var. Hani tünelin ucu göründü ama biliyorsunuz bu aşının gelmesi, uygulanması falan, bunlar da ayları alabilecek bir olgu olarak önümüzde duruyor. Ve toplumun, dünya toplumunun bu süreç içerisinde aşılanması önemli. Çünkü COVID salgın bir hastalık ve bu salgın hastalık en ücra köşedeki kişiyi güvence altına almadan hiç kimsenin güvence altına olamayacağı bir olguyu yaratmış vaziyette. Bu yüzden o süreci de yine dikkatli ve izlemek durumundayız. Evet, o Çin menşeli COVID-19 aşısını Türkiye'deki faz 3 çalışmaları da başlayacak daha doğrusu. Ama bu arada az önce haberini de verdik. Pfizer-BioNTech menşeli aşı içinde İngiltere ilk onayını veren ülke oldu. Büyük bir ihtimalle Türkiye'den de aynı gelecektir. Ve bu arada oradan gelecek olan aşı adedi de belli olmaya başladı yavaş yavaş. Siz eğer Türk Eczacıları Birliği olarak Sağlık Bakanlığı'yla herhangi bir bağlantınız var mı bu aşı konusunda? Size dağıtılacak olan aşıların ne şekilde insanlara, hangi meslek gruplarına, hangi özellikle de hangi bu pandemi sürecini ne yönelik, hangi gönüllü olanlara verileceği konusunda bilgi verildi mi size? Şöyle, yani o konuda Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarıyla bilgi sahibi oluyoruz. Onu söyleyelim. Bu sağlık çalışan, bir defa şunu net olarak belirtelim. Sağlık Bakanlığı'nın Çin'den gelecek 50 milyon doz aşı ile ilgili olarak 25 milyona yakın Türkiye'deki, evet, vatandaşımızın aşılanacağı ifade edildi. Bunun içerisinde öncelikle sağlık çalışanları. Sağlık çalışanları dediğimizde ebeler, hemşireler, diş hekimleri, eczacılar, hasta bakıcılar, yani tüm bunlara bir sağlık çalışanı, yani bu hastalığa en çok yakalanabilecek risk grupları tabii. Öncelikle bu da yaklaşık 1 milyon nüfusa tekabül ediyor, 1 milyon civarında bir nüfusa. Öncelikle bu Çin'den gelen aşıların bu insanlara, sonra dezavantajlı gruplara, riskli gruplara diyerek gideceğini biliyoruz. Sizin söylediğiniz Pfizer-BioNTech aşısı ise 1 milyon doz aşı civarında önümüzdeki süreçte, biliyorsunuz Çin'den gelecek aşılar 11 Aralık itibariyle yurt içine gireceği söyleniyor. Evet. Ve ondan sonra da aşama aşama öncelikle sağlık çalışanları, sonra diğer risk grupları diye gidecek.
Aralık'ta 20 milyon, Ocak'ta 10 milyon, yine Şubat'ta da bir 20 milyon kadar gelecek ve kısa bir süre içerisinde de yaklaşık 25 milyon insan. Neden? Çünkü çift doz yapılıyor bu aşılarda. Onun için 25 milyon insan aşılanmış olacak. BioNTech aşısı yeni bir kombinantla yapılan bir aşı, rekombinant dediğimiz bir yöntemle yapılıyor. Eksi 70, eksi 80 derecede üretim gerçekleşiyor ve bu eksi 70, eksi 80 derecede de bir depolama alanı, bir dağıtım alanı oluşması gerekiyor. Biraz daha meşakkatli ve yeni bir teknik olduğu için de önümüzdeki süreçte ortaya neler çıkartabilir bunu bilmiyoruz. Yani %95 oranında bir iyileşme sağladığını biliyoruz. Bu gerçekten çok güzel rakamlar bunlar. Yani grip aşılarına baktığımızda %35 ile 60 arasında, ama COVID'e baktığımızda %90'lar, en küçük rakamlarıyla %90'lar telaffuz ediliyor. Bu da çok iyi bir gelişme. Dolayısıyla şu andaki durum bu. Biz Çin aşılarını alacağız, vatandaşlarımıza uygulayacağız. Daha sonra BioNTech firmasının göndereceği aşılara ilişkin ortamlar oluşturulduğunda da bu aşılar gelecek ve bunlar eczaneden vatandaşa verilebilecek. Çin'den gelen aşılar vatandaşa ücretsiz verileceği için dağıtımı hangi merkezlerden yapılacak? Buna Sağlık Bakanlığı büyük bir ihtimalle karar verecek. Sağlık ocaklarından mı olacak, hastanelerden mi yapılacak, eczaneler bunun bir parçası mı olacak? Bu konuda netleşmiş ve bize ulaşmış herhangi bir fikir söz konusu değil. Bu aşıların saklanma, muhafaza edilme, biraz önce söylediniz de çok önemli. İşte eksi 70, eksi 80 ve ortamlar da hazırlanıyor. Bunlar için özel bir hazırlığı var mı eczacıların, eczanelerin, ya da tavsiye edilen herhangi bir şey var mı şu ana kadar? Şöyle, bizim normal bugüne kadar üretilen aşılarla ilgili, bu yeni aşı BioNTech firmasının yaptığı aşı ilk defa bu teknikle üretilen bir aşı ve eksi 70'ler 80'ler tabii çok özel cihazlar, özel donanımlı cihazlarla taşınması gerekiyor, depolanması gerekiyor. Ancak Çin'den gelen aşılar bizim bildiğimiz bugüne kadar yapılan aşılar, bunlar da eksi 30 derece civarında yapılıyor, ama bunlar flakon haline dönüştükten sonra eksi 2 ile eksi 8 derece arasında da korunabiliyor. Onlar için Türkiye'nin ve dünyanın birçok ülkesinin koşulları mevcut. Hı hı. Bu konuda herhangi bir sıkıntı, herhangi bir eczacılara yönelik bir olanak ya da olanaksızlık ortaya çıkmaz. Ama BioNTech firmasının getirdiği aşı ile ilgili biraz daha buraya ekonomik yatırım yapmak gerekiyor ki bu aşılar getirilsin, saklanabilsin, dağıtılabilsin ve bozulmadan da vatandaşa ya da yapılacak yerlere ulaştırılabilsin. Şimdi daha önce biliyorsunuz zatürre ya da aşısı için devlete girildiği takdirde riskli grup olup olmadığına ve ona göre de dağıtım yapılmasına neden oluyordu. Şimdi herhalde aynı yöntem uygulanacak değil mi bu aşılar için de? Bu aşılar için Sağlık Bakanlığı öncelikle sağlık grubu, riskli gruplar, dezavantajlı gruplar gibi bir gruplama yapacak ve 25 milyonu böyle tespit ederek yapacak. Ancak şöyle bir şey var, yani bir taraftan ilk 10'a 15'e giren ülkeler var, ama bu arada çabaları devam eden ülkeler var. Yani birinci faz 1'i geçmiş, faz 2'yi geçmiş, faz 3'te olan ürünler var. Faz 4 noktasında artık vatandaşa uygulanabilecek noktaya gelmiş aşılar var. Bu bir süreç ve bu salgın bir anda ortaya çıkmadığı gibi bir anda da ortadan kaldırılamayacak. Onun için bu süreci yine korunarak, kendimizi koruyarak, topluluklara çok fazla girmeyerek, maske takarak, hatta ülkenin şu andaki geldiği duruma baktığımızda ciddi bir kapanma sürecinin varlığına da işaret ederek bu süreci olabildiğince az hasarla, olabildiğince az kayıpla atlatmamız gerekiyor. Bu aşı geldiği gün yapılabilme olanağı da yok herkese. Bunun aylar alacağını zaten biliyoruz. Dolayısıyla bizim aldığımız tedbirleri yaygınlaştırmakta, sürekli
kılmakta ve bu süreci böyle konumlandırmamızda yarar var. Peki bir aşamada aşı olundu diyelim, bir süreç herhalde geçecek. O aşı sonrası süreçte ne gibi semptomlar yaşanabiliyor Sayın Çolak? Sizin bildiğiniz kadarıyla bize de aktarır mısınız acaba? Şöyle, yani bu aşılarda tabii ki öncelikle biliyorsunuz analizler yapılıyor. Bu aşının içerisinde neler olacağı tespit ediliyor. Biz buna faz sıfır aşaması diyoruz. Bir sonraki aşama hayvanlarda yapılıyor. Hayvanlardaki etkiler, yan etkiler, ortaya çıkan farmakolojik etkiler diyoruz biz buna. Bunlara bakılıyor ve daha sonra faz 2'de kısmi bir insan üzerinde 20 ya da 80 civarında bir insan üzerinde yapılıyor. Faz 3'e geçtiğimizde 100-300, faz 4'e geçtiğimizde öncelikle 1000 ile 3000 arasında bir insana bu testlerin sonuçlarında da herhangi bir olumsuzluk olmazsa ve böyle ciddi bir %90'lar gibi bir rakam ortaya çıktıysa bunu yaygınlaştırıyoruz. Yaygınlaştırdığımız andan itibaren de yine aşı yapılan insanlarda hangi etkiler meydana geliyor, ne oluyor, bunu da izlememiz gerekiyor. Burada ne olabilir? İşte ateşlenme olabilir, terleme olabilir, bulantı olabilir, ishal gibi vakalar olabilir. Yani bunlar bir taraftan etki mekanizmalarıyla bir takım olumlu etkiler oluşurken öbür taraftan olumsuz etkiler de oluşabilir. Bunun için de bu aşıların da bir süre gözlenmesinde ve denetlenmesinde yarar var. O süreci de sağlık otoritesi, hekimler izleyecektir ve ona göre de bu aşıyla ilgili olumsuzluklar da ortaya çıkacaktır. Evet. Şimdi Çin, Almanya ya da işte Pfizer ve BioNTech'in ortak şirketi aracılığıyla gelen aşı artı Nisan'da olası bir faz 3 çalışmalarında tamamlayacak olan, belki Türkiye'den de yapılacak olan bir aşıdan bahsediliyor. Sonuçta belirli bir sürece giriyoruz. Şimdi önümüzdeki yıl büyük bir ihtimalle 2021. Bu sizin öngörünüz nedir Sayın Başkan? 2021'in sonuna doğru ya da yaz aylarına doğru bu salgının korkunç boyutunu ortadan kaldıracak gelişmeler olabilir mi? Şöyle, yani bir defa tabii Çin aşılarının 11 Aralık'ta geliyor olması ülkemiz açısından sevindirici. Evet. Ve onların hemen risk grupları tayin edilerek uygulanması da son derece önemli. Yani bunlar önemli aşamalar. Tabii bu süreç içerisinde hangi aşılar hayatımıza girecek ve ne kadar üretilecek? Mesela BioNTech yılbaşına kadar işte aşamalarını tamamlayacak. Yılbaşından sonra üretim yapacak. Bu nereden baksanız en az 2 aydır. Sonra hangi ülkelere verecek? Hangi ülkeler özellik kazanacak? Burada ilaçla ilgili patent süreçlerinin, veri koruma süreçlerinin biz bir sağlıkçı olarak ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Hı hı. Bir salgın var ve biz burada bir patent süreci, bir veri koruma süreci uygulayamayız. Bunu üretebilecek tüm ülkelerin üretebileceği mekanizmalar sağlanabilmeli. Bu salgının bir an önce ortadan kaldırılmasına yönelik. Eğer biz firmaların bu ticari kaygılarını ortadan kaldıracak mekanizmaları Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte atamaz isek, tabii bu süreç biraz daha uzayacaktır ve eşitsiz bir dağılım, adil olmayan bir dağılım ortaya çıkacaktır. Bizim açımızdan baktığımızda da 50 milyon aşının gelmesi önemli, 25 milyon insanın aşılanması önemli, ama şunu da önemsiyoruz: eğer bir aşılama olgusunda en az %40'a o popülasyonun %40'ını ulaşamıyorsanız başarı grafiğiniz aşağıda kalıyor demektir. En az %40, ideali %60'tır. Yani olması gereken %60 popülasyonun aşılanmasıdır. %80 en idealidir. Bunun gerçekleşmesi de bu süreçte nasıl olacak? Türkiye'de de Nisan ayında yine Pfizer'le üniversitelerimizin işbirliği ve Sağlık Bakanlığımızın da çabalarıyla Nisan'da da bir aşı ortaya çıkacağını biliyoruz. O aşıdan elde edilen sonuçlar eğer olumlu olursa, işte orada da bir ülkemiz açısından bir katkı ortaya çıkacak. Tüm bunlar sevindirici gelişmeler, ama bu sevindirici gelişmeler bizi rehavete sürüklememeli. Çünkü salgın
biraz önce söylediğimiz gibi en hücradaki insanı güvence altına almadığımız sürece salgın ve tehlikesi devam ediyor demektir. Yani tabii yani bu bulaştıracak olan insanların sayısını minimuma indirmek, hatta yok etmedikçe o salgının süreceği anlaşılıyor tabii. Burada tabii evet. Coğrafi sorunlar da yaşanabilir mi Sayın Çolak? Mesela İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayanlar aşıya daha kolay erişebilecekler mi? Yoksa Anadolu'nun ücra köşelerinde yaşayanlar daha mı zorluk çekecekler? Belki izleyicilerimizin aklına böyle sorunlar da gelebilir. Ben öyle bir şey olacağına ihtimal vermiyorum. Türkiye'de öncelikle dezavantajlı gruplar, sağlıkçılar, yani öncelikle korunması gereken insanlar korunduğu sürece bunun İstanbul'da bu işin içerisinde olacak, Anadolu'da bu işin içerisinde olacak. Büyük şehirlere öncelik, küçük şehirlere sonralık diye bir şey söz konusu olmaz. Burada önemli olan yapılacak kesimlerin tespiti ve onlara yönelik hızlı bir operasyon. Peki. Çok teşekkürler Sayın Çolak. En azından sizinle bugüne kadar virüsün bulaşma sorunlarını ve eczacıların sorunlarından söz ediyorduk. Artık şimdi aşıyı konuşma aşamasına geldik ki bu da az önce sizin de hem yüzünüzün biraz gülüyor olması hem de tünelin ucundan artık bahsediyor olmamızda sevindirici bir umut doğdu doğrusu. Öyle hissediyorum ben de. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkür katıldınız ediyorum. Ve bu pandemi sürecinde bizlere verdiğiniz katkı, destek için ve değerlendirmeleriniz için çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler.